Tülin'in mutfağından merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda elmalı pasta yapacağım. Bunun için malzemeleri sıralıyorum. Hamuru için 1,5 paket margarin yağ, tereyağı da kullanılabilir. 1 su bardağı yoğurt, 1 su bardağından bir parmak eksik sıvı yağ, 1 bardak su bardağı pudra şekeri, 1 adet yumurta, birer paket tarçın, birer paket kabartma tozu ve vanilya. İç malzemesi için 1 tatlı kaşığı tarçın, ceviz, 1 bardak toz şeker, 4 adet kırmızı tatlı elma. Şimdi öncelikle iç malzemesinin hazırlanmasından başlayacağım. Çünkü bunların soğuması gerekecek. O arada hamurunu yoğurmaya başlayacağım. Şimdi elmaları soyuyorum. Elmalara geçmeden önce undan da bahsedeyim. Şöyle büyükçe bir cam kase un hazırladım. Aldığı kadar un koyacağım. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur olacak. Elmalı pasta, elmalı kurabiye. Elmaları şu bu şekilde soyup rende ile tavanın içerisine rendeleyeceğim. Dördüncü elmamızı da soyuyorum. Şöyle soyucuyla. Birazdan bunları rendeleyip ocağı açıp hafif bir şekilde suyunu bırakıp piştikten sonra cevizini, şekerini katıp tarçın ilavesiyle altını kapatacağım. Soyduğum elmaları rendeliyorum. Bayağı sulu, tatlı bir elma. Yaz aylarında elmaların en bol olduğu zamanlar. Bu şekilde hepsini rendeledikten sonra ocağa bırakacağım. Elmaları rendeledim. Ocağın altını açtım. Elmalar biraz suyunu bırakıp pişince şekerini de ilave edip şöyle koyu bir kıvamda marmelat gibi olmasını sağlayacağım. Elmalar saldığı suyu çekti. Şimdi şekerini ilave ediyorum. Bir 10 dakika bu şekilde pişti. Yumuşadı. Şekeri eriyince cevizini de ilave edip tarçınını bırakıp altını kapatacağım ve soğumaya bırakacağım. Evet, şimdi cevizi boşaltıyorum bir bardak. Tarçını şöyle açarak yarım tatlı kaşığı kadar tarçın. Daha fazla da koyabilirsiniz. Bir kaşığa kadar. Çünkü tarçın lezzet veriyor elmalı pastaya. Ve ocağın altını kapatıyorum. Karıştırıp soğumaya bırakıyorum. Elmalı pastanın iç harcını hazırladım. Elma, ceviz, tarçın, şekerden oluşan. Şimdi bu soğurken hamurunu yoğurmaya başlıyorum. Elmalı pastanın hamuru için malzemeleri alıyorum. Bir yumurta kırıyorum. Birer paket kabartma tozu, vanilya boşaltıyorum. Bir bardak sıvı yağ. Bir bardak toz şeker. Bir kısmını üzerine dökmek için ayırıyorum şöyle. Çeyrek bardak kadar. Ve bir bardak yoğurdumuzu üzerine ilave ediyorum. Şöyle hamur odası yağlar oda sıcaklığında zaten elimle onları birbirine karıştırdıktan sonra aldığı kadar un ilavesiyle kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edeceğim ve elmalı pastalarımı o hamurla yapacağım. Hamuru
yavaş yavaş üzerine ilave ediyorum. Şöyle yoğuracağım. Yetmezse un ilave ederim. Artabilir. Çünkü unun ne kadar gireceği bu tür malzemelerde çok belirgin bir ölçüsü olmuyor. Şimdi biraz daha koydum. Belki bu unun hepsini alacak yağımız. Böyle hamur yoğururken sıçradığı zaman annem her zaman şöyle der. Aç gelen var. Hamur sıçrıyor. Bende de şimdi hamur sıçradı. Ama unum yetmedi. Un ilavesi yapacağım. Kaseye biraz daha un koydum. İkinci kase unumuz. Şöyle yoğuruyorum. İki kase unun tamamını alan hamurumuzda ele yapışmayan yumuşak, güzel bir hamur elde edildi. Şöyle yuvarladığımda rahatlıkla poğaça şekli verebileceğim bir hamur. Şimdi bunun biraz dinlenmesini bekleyeceğim. İçimizde dolapta soğumak üzere. Daha sonra tepsiye şekil vererek işlemi tamamlamaya çalışacağım. Hamurumuz 10 dakika dinlendi. Elmalı içimiz soğudu. Şimdi hamurumuzdan yumaklar alıp şekil vermeye başlıyorum. Çok güzel, ele yapışmayan ama çok yumuşak. Böyle bastırınca kendiliğinden tekrar şekli ortaya çıkan bir hamur. Çok büyük yapmayacağım. Şöyle yumaklar halinde, ceviz büyüklüğünde yumaklar halinde alıyorum. Ve bunu avcumun ortasında, isteyen yerde kesme tahtasının üzerinde yapabilir. Ama bu şekilde avuç ortasında şekil verip şöyle bir tatlı kaşığı kadar da içine bırakıp poğaça şeklinde kapatıyorum. Böylece tepsiye diziyorum. Yine avucumun içinde elmalı pasta hamurunu yuvarlıyorum. Avucumun ortasıyla şöyle inceltip parmak uçlarımla da her yerin aynı incelikte olmasını sağlıyorum. Ve bir tatlı kaşığı harcı alıp içerisine yerleştirip üzerini kapatıyorum. Bu şekilde bu tepsi doluncaya kadar aynı işlemi yapmaya devam edeceğim. Şöyle kenarlarını da düzelteyim. Şekil vermeye devam ediyorum. Tepsinin bir sırası tamamlandı. Ceviz büyüklüğünde aldığım yumakların içerisine bir tatlı kaşığı harcı ilave edip kapatmaya devam ediyorum. Daha sonra 180 derecede ısıtılmış fırında altı üstü pembeleşinceye kadar şöyle yarım saat kadar kızartıp sıcak sıcak üzerine buda şekeri serpeceğim. Tepsimizin son elmalı kurabiyesini de yaptım. Şu şekilde tamamladım. Şimdi bunları 180 derece alt üst konumda ısınan fırına yerleştireceğim ve yarım saat 40 dakika pembe oluncaya kadar kızartacağım. Hamurun ikinci tepsinde şekli biraz değişik yapmak istiyorum. Şöyle kesme tahtasının üzerinde içten koyuyorum kenarına. Ve bunu şöyle rulo şeklinde sarıyorum. Bu şekilde bir elmalı pasta olacak. Açık yer üste gelecek şekilde tepsiye yerleştiriyorum. Elimde yuvarlıyorum. Kesme tahtasının üzerinde inceltiyorum. Elmalı içten alıyorum. İçi şöyle kenar kısmına koyarak şöyle içine doğru getirip rulo sarıyorum.
şekilde. Bu da tadı aynı ama şekli farklı oluyor. Tercih edilen bir elmalı pasta şekli oluyor. Yine açıyorum. Şöyle bir tatlı kaşığı iç alıyorum. İçi şöyle kenara koyuyorum. Şöyle buradan yakın çekimden göstereyim. Üstüne kapatıyorum ve elimle şöyle yuvarlıyorum. Böyle. Tepsiye sığdığı kadar bu şekilde yapmaya devam ediyorum. Bir tepsi olacak ve diğer tepsi fırından çıkınca bunun pişirmesini bekleyeceğim. Son parçasının da şeklini veriyorum. Elmamız ve içimiz birbirine tam geldi. Hiç artmadı. İki tepsi elmalı pasta oldu. Şu şekilde tepsimize yerleştirdik. Diğer tepsi fırından çıktığında bu tepsiyi de 600 konumda 180 derecede kızarmasını sağlayacağım. Elmalı pastanın bir tepsisi fırından çıktı. Şöyle altı üstü çok güzel bir şekilde kızardı. Ve şunu şöyle yaptığımda içinden elmalar ve cevizler harika bir şekilde görünüyor. Şimdi bunu diğer tepside az kaldı kızarmak üzere. Servis tabağına alıp üzerine pudra şekeri ekeceğim. Bunun poğaça şeklinde olanlarını şöyle borcam tepsiye dizdim. Şimdi sıcak sıcak üzerine pudra şekeri gezdireceğim. Bu şekilde çay yanında yenecek bir durumda. Diğer tepsi çıkınca da aynı işlemi onun içinde yapacağım. Böyle çok enfes, kıyır kıyır bir elmalı pasta oldu. Elmalı pastanın diğer tepsisi de kızardı. Fırından çıkardım sıcacık. Şöyle pembe pembe kızardı. Bunu da sunum tabağına alıp pudra şekeri serpeceğim. Elmalı pastanın rulo şekli verdiğim hali de fırından çıkınca şöyle pudra şekeriyle şekerledim sıcak sıcak. Ayırdığım bir bardaktan kalan pudra şekeri pastaların üzerine yetti. Birazında yine şu daha önce çıkardığım poğaça şeklindekilerin üzerine tamamlıyorum. Böylece kurabiyelerimiz, elmalı pastalarımız pudra şekeriyle sunuma hazır hale geldi. Şöyle enfes lezzetler Tülin'in mutfağında. Mutfağımı beğenmeyi, abone olmayı unutmuyoruz. Gelecek çekimlerde bir arada olmak üzere. Hoşça kalın.